Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı AYT Geometri soru kitabında 3. bölümün 1. testinin çözümünü yapacağız. Evet, ikiz kenar üçgenle ilgili öğreniyorum testi arkadaşlar. Hadi çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen, AB ile AC birbirine eşit birilmiş ve sonra X kaçtır diye soruluyor. DC'yi de bu arada 10 vermişler. Arkadaşlar, ikiz kenar üçgende eş açılardan çizilen açıortaylar neydi? Birbirine eşitti. Ve hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. E burası X ise burası da X'tir. Şurası 6 ise burası da nedir? 6'tır. Adam bize 10 vermiş. DC'yi yani 6 artı X ya da X artı 6 eşittir 10 ise X'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Yani 10 ken. burası da 10 verilmiş. Arkadaşlar X kenar üçgende tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. Çizdik yüksekliği. 6'ya 6 yaptı. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Ve sonrasında şuradaki üçgene bakacak olursak arkadaşlar x buradaki üçgende ve buradaki dik üçgene bakacak olursak dik üçgende bir kenar 8 diğer kenar 15 olmuş. 8 15 ne üçgeni 17 özel üçgenden cevabımız 17 çıktı. İkinci soru denizli oldu geldik 3'e. Yine x kenar var yine taban var. O zaman ne yapıyoruz? Tabana ait yüksekliği çiziyoruz. Tabana ait yüksekliği çizdiğimizde 4 4. Hocam 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden burası 3 çıktı. Sonra şuradaki üçgende de bir özel üçgen var. Bir kenar 3 bir kenar 6. Hocam 3 ve 6 iken 1'e 2 oran varken 1 2 kök 5 üçgeni değil mi? Yani burası 3 kök 5 olacaktır arkadaşlar. 1 2 kök 5 üçgeninden 3'ün kök 5 katı olur. Dolayısıyla 3'ün soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. İkiz kenar dik üçgen verilmiş. İkiz kenar dik üçgen olduğu için hocam burada kaçlar? 45 45. E hocam İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. E 45 90 ise burası da 45'tir. E o zaman burası 45 45 90 üçgenden 4 ise burası da 4'tür. 4 4 ise burası da 4 kök çıkar mı? Çıkar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle edremit oldu. Geldik 5. soruya. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Neredeydi arkadaşlar bu? İkizkenar kenar üçgende değil miydi? Evet ikizkenar kenar üçgende yükseklik tabanı keş parçaya böler. Dolayısıyla bunlar eşit olmak zorunda. 13 ise burası da 13'tür. E o zaman buradaki pisagor bağıntısında 5 ve 13'ten dolayı x'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Dolayısıyla 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. yükseklik aynı zamanda açı ortay. Neredeydi bu? İkiz kenar üçgendeydi. İkiz kenarda çizilen yükseklik hem açı ortaydı hem de kenar ortaydı. Yani burası da 4 çıkar. E artık burada bir pisagor bağıntısı yakışır mı arkadaşlar? Yakışır e, normalde şeyden yapacaksınız. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden yapacaksınız ama bizim kısa yolumuz vardı. Bu 2'nin 3 katı. Bu 2'nin 2 katı. O zaman bu da 2'nin kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 9 artı 4'ten x'i kaç buluruz? 2 kök 13 diye buluruz. Kısa yolu lütfen ama lütfen uygulayın. Buna alıştırın kendinizi. 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. İkiz kenar üçgen mevcut. E, hocam tabanla mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yükseklik çizer. Hocam hop yüksekliği çiziyoruz. Çizdik. Yalnız 15'e değil. Bak ikiz kenarlık nerede? Şu büyükte ikizkenarlık kenarlık. O zaman bütün tabanı iki eşit parçaya bölecek. Bütün tabanımız kaç? Şöyle bakacak olursan. Hocam burası toplamda 24. 24'ü iki eşit parçaya bölecek arkadaşlar. Yani 12, 12 olacak. E, 9'u buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 3 mu kaldı? Evet. 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden 9 çıktı. Ve burada artık bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Normalde x'in karesi 3'ün karesi artı 9'un karesi diyeceksiniz ama biz kısa yoldan yapalım. 3 dediğimiz 3'ün 1 katı. 9 dediğimiz 3'ün 3 katı. O zaman burası da 3'ün kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Yani 9 artı 1'den cevabımız 3 kök 10 çıkar arkadaşlar. Yani 7. soru böylelikle cehan oldu. Geldik 8'e. İkiz kenar üçgen verilmiş tabanda bir nokta alınmış. Tabanda bir nokta alınıp kollara dikmeler çizildiğinde ne oluyordu arkadaşlar? Bakın ikiz kenar şu şekilde verilmiş. Tabanda bir noktalanmış ve dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir tane yüksekliğe eşitti arkadaşlar. Ama tepe açısından çizilen yüksekliğe değil. Kola çizilen yüksekliğe eşitti. Ya buradan çizilen yükseklik ya da buradan çizilen yükseklik. E o zaman burası çizecek olursak 90. Burası 30 90 ise burası da ne çıktı arkadaşım? 60 derece çıktı. Şu ikisinin toplamı 6 mı oldu? Evet burası 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 12 yapar. Bizden de AC uzunluğu isteniyor zaten. Bakın AC uzunluğunda 12 bulmuş olduk. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. İkiz kenar var burada. Kenar ortay aynı zamanda nedir? ikiz kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. Ve açı ortaydır. E hocam artık burada bir pisagor bağıntısı yakışır. Valla burada yine ortak çarpandan yapalım. 4 çarp, 2 çarpı 4 burası. 2, 8 ve alttaki ortak çarpan 2. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 3 burası. o zaman x'de ne olacaktır? 2 çarpı kare içinde 4 ve 3'ün kareleri toplamı değil. Bak bu sefer dik kenar soruluyor. O zaman kareleri farkı olacak. 16 eksi 9. Yani x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 kök 7 olarak buluruz. Evet kaçıncı soru? 9. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 10. soruya. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. AD ile DB. Şu parçalar birbirine eşit verilmiş. Bir de A ile EC birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. BC uzunluğu 13'müş. Hocam şu uzunluk 13'müş. E, üçgen üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şurada A diyelim A diyelim. Buraya da B diyelim. Buraya da B diyelim. Buraya da C diyelim. Senden ne isteniyor? Şu üçgenin çevresi isteniyor arkadaşlar. Bakın şu üçgenin çevresi isteniyor değil mi? A, üçgen çevresi evet. E şurada 13 verilmiş. 13 bilgisini kullanalım. A artı C artı B kaça eşit arkadaşlar? 13'e eşit. Çevre neye eşit peki? Çevre de şu sarı üçgen çevresine bakacak olursak A artı B artı C değil midir? A, A artı B artı C'yi zaten biz 13 bulmuşuz. Yani cevabımız böylelikle 13 yaptı. Evet 10. soru Cihan oldu. Geldik 11. soruya. AB ile AC birbirine eşit. Şu ikiz kenarlıkları koyalım. 6 kök 5, 6 kök 5 verilmiş. Bir de 3 verilmiş. Hocam AB artı DC isteniyor bizden. AB artı DC. Valla ikiz kenar var. Hocam tabana ait yükseklik çizsek bak şekil karışıyor. Şimdi DC'yi bulmak için sorunun içerisinde bakın şey yok aslında ama ne derler ona. Şu DC uzunluğu yok aslında ama DC soruluyor. O zaman burada tabana ait yüksekliği bu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Bu tabana ait yüksekliği çizecek olursam. Ya ben buraya x x diyecek olursam. E burası 2x artı 3 ise burası da 2x artı 3 müdür arkadaşlar? Evet. Evet. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Valla arkadaşlar burada bir burada Pisagor yapacağız. Bir de şurada bir Pisagor yapacağız arkadaşlar. İkili Pisagor yapacağız. İkili Pisagor'da haş ortak mı? Ortak. Valla haş ortak ama ben sanki şey yapacağım burada arkadaşlar. Ne derler? Hissedeceğim. Normalde siz bu yoldan yaparsınız. H'ın karesi. Şuradaki Pisagor'da neye eşit? 6 kök 5'in karesi. Eksi x'in karesine eşit. Aynı zamanda H'ın karesi. Şuradaki dik üçgende neye eşit arkadaşlar? Onu da şöyle göstereyim isterseniz. Buradaki dik üçgende H'ın karesi neye eşit? Şu. 2x artı 3'ün karesi. 2x artı 3'ün karesi. Eksi Hipotenüsü karesi eksi diğer dik kenarın karesi. Yani şu. X artı 3'ün karesine eşittir. Her iki de kare eşit bulunan bunlar birbirine eşit. İşlem işlem işlemle sonucu ulaşırsınız. Ama ben hissedeceğim 6 kök 5 var. E 1 kök 5 üçgenini biliyorum ben. Küçük olanı 6 diyecek olursam. Yani burası 6 iken burası 12 diye hissedeceğim. E böyle olduğu zaman x yerine 6 koyduğumuzda 6 koydum buraya. 6 koyduğumda 12 ise burası da 15 oldu mu? Oldu. Bakın 9, 12, 15 sağlaması da bu dik üçgende tuttu. 6, 12, 6 kök 5 sağlaması da bu üçgende de tuttu. Yani hislerimizde doğru yanılmadık arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? AB artı DC isteniyor arkadaşlar. E o zaman buradan bu arada x'i kaç bulmuşuz? X'i işlem yaparsan sen de 6 bulursun zaten. Ben hissederek buldum. Ali Bey uzunluğuna bakıyorum. Ali Bey uzunluğu 15 artı DC uzunluğu. DC uzunluğu da 12 topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 27 yaptı. 11. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 12. soruya. AB ile AC'yi birbirine eşit demiş. AB ile AC birbirine eşitse kardeşim x artı 2 ise burada da x artı 2 yaz. E hocam burada bir Pisagor var. 4 ve 2'den Pisagor'u bulabiliriz. A bence gerek yok. Sebep 90'ın karşısı 4. Hangi açının karşısı 2'dir arkadaşlar? 30. 30 90 60. E hocam bu bir ikizkenar üçgendi. Yani burada kaç 60 sa burada kaçı da 60 derece yapacak. Buraya 30 kaldı. E, o zaman burası da 60. 30 90 ise burası da 60 oldu. Bakın bu nasıl şuradan yapabilirsiniz. 30'un karşısı x 90'ın karşısı 2x olacak diyebilirsiniz. x artı 2 eşittir 2x x'i 2 bulabilirsiniz aslında. Ama ve lakin. Arkadaşlar bu nasıl bir üçgen? Hocam 60 60 60 eşkenar üçgen olduğundan dolayı ne olacak? Bu x artı 2 kaça eşit olacak arkadaşlar? 4'e eşit olacak. Buradan da x kaç çıkıyor o zaman arkadaşlar? 2 olarak bulunur. Evet böylelikle 12. sorunun cevabını da Akçay bulduk ve arkadaşlar 1. birinci testin çözümünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.